Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Kanalım da araç tamir videoları istiyorlar. Bizi bugünkü video görselimizde Fiat Doblo 1.3 multijet motorunun yağını değiştireceğiz. Bunun yağını kaç defa değiştirdim acaba lan? Hiç hatırlamıyorum. Kaç vardır tahminin? Bayağı vardır. Bayağı ne kadar yani? Ya 4 ya 5. Bak o yukarıda kuşlarımız var. Geçen seneden kalan yuvaya yeni kuşlar gelip yine yuva yaptılar. Yuvayı yıkmayınca o kadar uğraşmıyorlar. Güzel bir şeymiş. Şimdi aracının alttan yağ tepesini açıp yağı boşaltacağız. Hava filtresini bir de yağ filtresini değiştireceğiz. Mazot filtresine gelince maalesef ki mazot filtresi bende bitmiş. Kim sıkıyor oğlum bunu? Ankara'da değiştiren kişi çok sıkmış bunu. Hem kapayı hem de fitleyi grab indirdi yani biraz daha çevirse. Bayağı geçmiş bunu değiştirene. Fili büdürmüş, tıkanmış gibi sanki. Öğrenden büdük yerleri. Kısa mesafeli yol mu kullanıyor? Düşük bir deslerde.
Ulan da çok geçer. 10.000 geçmiş gibi bu. Öpülerin kapağı vardı, kapağı. Demir metal kapağı, ne oldu? Fitlenin metal kapağı. Benden sonraki... Bunun üstüne mi? Benden sonraki usta almış, atmış. Fitlenin metal koruyucu kapağı var. Fazla uğraşmamak için atmış. Yo, o kırılmıştı. Kırılmış mıydı? Kenarı kırılmıştı. Cuvata yeri kırılmıştı. Üst araba. He. Orası çıktı zaten. Almıştı onu işte. Sana söyledim ya. O zaman sıkıntı yok. Benim her zaman uygulandığım musluk bandı da uygulamışlar. Yani lastiği daha iyi sıkıştırıyor. Kaçırma oranını %90 üzeri düşürüyor riskini yani. Bu lastiğin altına musluk bandı sonra sarmıştık. 2008 yılında Opel Combo'm vardı. 1.3'tü aynen. Aynen filtre vardı. Bunun lastiği yağ değiştirdikten sonra aracı park ettiğim yerde yağ damlaması oluyordu. Olmuştu. Ben de bu şekil musluk bandı sarıp takmıştım. Bir daha kaçırma olmadı. O günden sonra daima buraya çek, elimi çek. Genelde enfile değer değiştirirken bu kapağı da açıyordu ama burada plastik elbiceyle kapatılmış. Mesela bununla aynı motor Opel Combo 1.3'lerde vs Corsa vs birçok arabada bulunuyor ama hava filtresinin yeri burada değil, buralarda bulunuyor. Böylece daha güvenli oluyor. Hava filtresi motorun üzerine durunca buralarda kırıklar oluşuyor. Parça sallanıyor, oynuyor. İçeriye kadar ses gidebiliyor, değil mi? İşte sahibinden de duydunuz. Acemi ustalar ise bakın bunu yalan mı etmiş bunu. Görüyorsunuz, sıkmıyor, boş dönüyor.
Ay, yanına bir de civata eklenmiş civata. Civatalar daha iyi sıkışsın diye buralara plastik kilitçi ucuları takmışlar. Maalesef ki buradaki işe yaramamış. Biz de bu şekil bir şeyler yapacağız. Plastik kilitçi abi. Hava buradan beri geliyor. Buradan hava içi yukarı çıkıyor. Yukarıdan ise buraya doğru giriyor. Motora giriyor. Bu şekilde çalışıyor. Operlerde olduğu gibi hava filtrenin yeri, yani motordan ayrı yerde olursa daha güzel olacaktır. Ketki de gitti. Bir başka cüvete getirdim.
Böylece hava filtresini güzelce kapattık. Tutam. Böyle ha, böyle dursun. Yeter. Fabrika verilerine göre 3 litre 250 milim alıyor. Buna bayağı doldurduk. Umarım yeterli olacaktır. Burada yarım litre var ya burada. Şeyde kapalı da. Çalıştı. Her 10.000'de bir yağ değiştirmeniz gerekiyor. Şu anda 10.040 yağ kullandık. Go,
İşte yağ seviyesi maksimum gösteriyor. Gayet iyi. Neyse arkadaşlar, ondan sonraki madot pidesi de bu. Madot pidesi yoktu, o yüzden değiştiremedik. Belki bunu da görüntülemeyi isterdik. Kaç kere değiştirdim bilmem. Bayağı da değiştirdim. Orhan bizim bu köyde duruyor. Genelde yağı değiştirip gidiyor. Uzun süre orada kaldığı için ve de oraya taşındığı için yağ değişimini başkasına yaptırmış. Alttaki civatalara aşırı sıkmış. Bu kapağı da aşırı sıkmış. Kırılabilirdi, çatlayabilirdi. Her neyse, bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.